11 ilde etkili olan depremlerden etkilenenler yurtlara yerleştirildi. Yaklaşık 5000 depremzedenin konakladığı Ankara Çubuk Kız Öğrenci Yurdu da bu yurtlardan birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda 4 sosyal tesis bulunuyor. İşte o tesislerden birisindeyiz. Bu noktada yardımseverlerin gönderdiği kıyafetler ayrıştırılarak işte bu raflara konuluyor. Ve yurttaşlar, depremzedeler bu noktadan gelip ihtiyacı olduğu ürünü alabiliyor. Yeni doğan takımı göndermişler. Evet, evet. Aslında ben buradan hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir de yapılan yardımların böyle yollanması bizim işimiz o kadar kolaylaştırıyor. Ki bu şekilde paketli olması, üzerinde ne için olduğunu söylenilmesi. Bizim başka ana depolarımız da var. Oda oda geziyoruz. O odalardan ihtiyaçlarını soruyoruz. Neye ihtiyacınız var diye. Bedenlerini, bilgilerini aldıktan sonra onları kendimiz odalara poşetlerle teslim ediyoruz. Ama bazen depremzedelerimiz bazı ihtiyaçlarını söylemeyi unutabiliyor. Eksik gelmiş olabiliyor. O durumlarda da buralardan ihtiyaçlarını tekrardan temin edebiliyorlar. Bizim çok fazla burada eşofman takımlarına ihtiyacımız var. Özellikle 10-14 yaş grubunda eşofmanımız, pijamamız çok asgari düzeyde. Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda yardımseverlerin gönderdiği gıda maddelerinin bulunduğu bir market de kuruldu. Vatandaşlar su, kuru ve konserve gıda, terlik, havlu, bebek maması, bebek bezi, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerini ücretsiz olarak alabiliyor. Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda depremden etkilenen çocuklar işte bu çocuk oyun etkinlik alanında vakit geçiriyor. Bu alanda çocuklar oyunlar oynuyor, resimler yapıyor. Aynı zamanda satranç oynayan çocuklar drama eğitimi de alıyor. Çok iyi bakıyorlar. Ne diyebilirim daha? Allah devletten, milletten razı olsun. Çubuk Kız Öğrenci Yurdu'nda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öncülüğünde okul öncesi eğitim sınıfı oluşturuldu. İşte bu sınıf arkamdaki gönüllü öğretmenlerin emeğiyle 3 günde oluşturuldu. Yardımseverler tarafından gönderilen oyuncaklar ayrıştırıldı, yıkandı ve tek tek bu raflara yerleştirildi. Ve işte bu okul öncesi eğitim sınıfı eğitime hazır. Yurtta oluşturulan etüt merkezinde ise öğrenciler ders çalışıyor. Soru çözen öğrencileri gönüllü öğretmenler yardım ediyor. Yurt odalarında banyo ve tuvalet bulunuyor. Depremzedelere yurdun yemekhanesinde günde 3 öğün yemek veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde ise 6 hekim ve 12 hemşire gönüllü olarak çalışıyor. Yurtta kalan depremzedeler sunulan imkanlardan memnun olduğunu dile getiriyor. Siz de bir depremzedesiniz aslında. Hatay, Antakya'da oturmaktayız. Depremzedeyiz. Vatan için burada canımızı vermeye hazırız. Yaraları sarmaya geldiniz sanırım siz de. Yaralıyız ama ülke zor durumdayken tabii ki yara sarma açısından elimizden gelen bir şey varsa yapmak için gayret gösteriyoruz. Nereden geldiniz? Elbistan'dan geldik canım. Burada Çubuk'ta Kız Öğrenci Yurdu'nda kalıyorsunuz. Nasıl buldunuz? Çok memnunum. Allah razı olsun canım. Çok memnunum. Şey yani çok iyi bakıyorlar, çok ilgileniyorlar. Ancak bu kadar olur canım ya, ne yapak. Bir şeyle geldik işte. Ya her şeyimi de A'dan Z'ye verdiler sağ olsunlar. Çocuğumuzdan ilgileniyorlar. Sağlık şeyi çok güzel. Ateşi çıkıyor hemen götürüyor, ilgileniyorlar. Memnunum yani. Ancak bu kadar olur. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Ankara'daki bu yurdu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu yurtta incelemeler yaptı. Spor tesislerimiz ve tabii içerisinde bulunduğumuz yurt. Yurtlarımızda tüm milletimizin, bu anlamda depremzedelerimizin emrindeyiz. Görmüş olduğunuz bu yurtta 5000'e yakın depremden etkilenen vatandaşımızı misafir ediyoruz. Yemeğiyle, diğer imkanlarıyla, sosyal, eğitsel faaliyetleriyle hem bu yurtta hem diğer yurtlarımızda bu süreci yönettik. Yönetmeye devam edeceğiz.